ben geldim. Merhaba güzel yurdumun fakir insanları, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün günlerden 15 Temmuz. Evet arkadaşlar, normalde darbeleri asker yapar. Tuhaf bir ülkede yaşıyoruz. Evet, darbeleri okuldaki öğretmen, hastanedeki doktor, camideki imam yapıyor. Askeri öğrencinin darbe yaptığı bir ülkede komutan düğünde halay çekiyor. Birileri de buna inanıyor. Videomuza geçelim. Son Osmanlı İmparatorumuz, uzayın lordu, Lord Tayyip Erdoğan'ın dış politikadaki gücünü görüyorsunuz arkadaşlar. 5-6 gün önce bir arkadaşla konuşuyoruz. Abi iç politikada Erdoğan kötü ama dış politikada maşallah önüne geleni tokatlıyor diyordu. Haber tam üstüne geldi. Şimdi malum biz F-35 almak istedik Amerika'dan, parasını verdik. S-400 yüzünden F-35'i bize vermediler. Parasını verdiğimiz F-35'leri gidip Yunan'a verdiler. Tabii. Sonra da biz dedik ki hani parasını verdik, en azından bize eski tip F-16 verin la. Ne olur la dedik. Onlar dediler tamam la, verek la, sıkıntı yok. Tabii bunu kim dedi? O zaman Trump veya Biden demişti. Tabii Senato iki şart koşmuş. Şimdi bu Finlandiya ile İsveç'in NATO'ya alınma muhabbetinde F-16 muhabbeti geçti. Orada Biden dedi ki verebiliriz. Hani Senato'yu ikna edeceğim, F-16'ları vereceğim. Belli ki bizi keklediler. Tabii. Bizi keklediler. Ben Senato'yu ikna eder, tamam mı, F-16'ları size veririm. Sen şuna imza at reis dediler. Reis de tamam, İmzayı attı. Şimdi o Senato döndü Biden'a, dedi ki iki tane şartım var. Birincisi, sen bizi ikna edeceksin. Türkiye'ye F-16 vermemiz Amerika'nın çıkarına diyeceksin. Bizi ikna edersen vereceğiz. İkincisi de bizim vermiş olduğumuz F-16'larla Yunan hava sahasına giriş yapamayacaklar. Yunan hava sahasını işgal edemeyecekler. Onları taciz etmeyecekler. Yani şimdi F-16'yı bize verecek. Olası bir savaş durumunda o zaman biz o F-16'ları kullanamayacağız. Bu iş S-400 muhabbetine döndü. Olası bir savaş durumunda biz S-400'ü kullanamıyoruz zaten. Tam borusu bizde de tuşu pitonda. Tam boruyu getirdik, hangara koyduk. Tuşu da pitonda duruyor. Piton abi, piton abi, bombala abi dememiz lazım ki bombalasın. Ona döndü olay. Ne anladım ben bu işten? Hani dış politikada kahramandık? Önümüze geleni tokatlıyorduk. Reisin gücü. Ne oldu? Ulan parasını verdik, rezil olduk lan. Vallahi olsun. Bak bu şu anda, bak şu anda bu muhalif düşünce. Hayır, kesinlikle öyle düşünmeyin arkadaşlar. Eski tip F-16'ya mahkum değiliz biz. Bak, eski tip F-16 almayacağız. Gerekirse 10 katını, 20 katını vereceğiz, Ruslardan alacağız. Bak, daha o var. Onlardan da uçak alabiliriz sonuçta. Çinliler de yapıyorlarmış. Biraz çakma makma olsa onlardan da alacağız. Biz Amerika'nın kölesi değiliz arkadaşlar. Değil mi? Evet, evet, şu an iyi gaza geldik. AKP'li Bülent Arınç bir konferansta konuşmuş. KHK'lılarla ilgili diyor ki efendim KHK mağdurları beni hiç savunmadı. KHK mağdurları seni niye savunsun Bülent Arınç? AKP'nin yanında olan sensin. 15 Temmuz'da istihbarattan haber geldi, meydanlara inmeyin diyen sensin. KHK mağdurlarının seni savunmasını bekliyorsun. Bir pazar yerine gireyim dedim, girmek istedim, orada derdimi anlatayım dedim, sonra istihbarattan haber geldi, girmeyin, belki size saldırırlar, size şucu bucu derler falan. İki tane deli çıkar böyle yapar falan. Fiili saldırı olur, gitmedi. Efendim, 15 Temmuz'dan sonra YÖK'e listeler geliyor. Evet, listelerde bir bakıyoruz, bazı tanıdık isimler var. Yahu dedik, ya bunları dedik, bu isimleri dedik sevmezler dedik ya. Zaten cemaatin kendisi sevmez dedik ya. Bu ismin listede ne işi var dedik ya. Buna şucu bucu diyorsunuz dedik ya. Tamam mı?
Sonra aradılar o üniversitenin rektörünü. Neden bunu yazdınız listeye? O rektör de dedi ki efendim geçen rektörlük seçimlerinde benim aleyhime çalışmıştı. Rakibimi desteklemişti ondan dolayı. Bunu şimdi söylüyorsun değil mi? Bunu bu zamana kadar ta ilk başında 15 Temmuz'un o gece veya o geceden sonra veya bir yıl sonra duymadık değil mi? Bunu şimdi duyuyoruz. Bu zamana kadar durdun. Belki o insan atıldı sırf rakip oldu diye, rakibini destekledi diye. KHK ile atıldı işinden değil mi? Sen sustun değil mi Bülent Arın? Hiçbir şey demedin. Efendim öyle hale geldi ki bu KHK'lar 15 Temmuz'dan sonra şey oldu. Ev sahibi kiracıyı evden çıkartmak için ne yaptı? FETÖ'cü dedi. Attırmak istedi evden. Cezaevine attırmak istedi. O hale geldi. Yani nasıl bir günah işlediğinizi itiraf ediyorsun değil mi yani? Sen de o çarkın içerisindeydin değil mi? Ve sen sustun, sesini çıkarmadın. O insanlar, suçsuz günahsız insanlar atıldılar. Adam yurt dışına gidiyor diye üst komşusu şikayet ediyor. Bu çok yurt dışına çıkıyor. Şucu bucu olabilir. Adamı cezaevine attırıyor. Aradan 8 sene geçmiş. Kaç sene oldu 15 Temmuz'un üzerinden geçeli? Daha yeni avukat suçu nedir diye bir kağıt gelmiş. Geçen anlatmıştım olayı. Üzerinden geçti baya. Yurt dışına çıkmak yazıyor. Ya bunu yurt dışına çıkmakla suçlayan arkadaşı bir çağırın deyip dinlememişler ha. Çıkmış da nereye çıkmış kardeşim? Biz bunu atmışız cezaevine, yıllardır cezaevinde ama dinlememişler. Suçlayan. Suçlanan kim sen? Seni almış atmış cezaevine. Aradan yıllar geçmiş. Hadi buyur. Okulda ya öğretmen. Çağırıyor müdür? Ya sen namaz kılıyorsun diyor. Belki FETÖ'cü metöcü olur mu olursun? Hoca da diyor kardeş ben din kültürü öğretmeniyim. Ben din kültürü öğretmeniyim. Namaz kılmam normal değil mi? Yani gidelim. Yani namaz kılmanın neresi şuculuk buculuk? Müslüman bir ülkede sözde Müslüman bir liderin yönetmiş olduğu bir ülkede namaz kılıyorum diye beni bugün FETÖ'cü ilan ediyor. Yarın Mahmud Efendici olurum. Öbürsü gün başka birici olurum. Artık nasıl bir şey uydurursak ona göre şekil alıyoruz. Ona göre suçlanıyoruz. Hakeza başörtüsü. Öğretmenin başı kapalı. Niye başın kapalı? Daha 15 Temmuz'dan 3 gün önce bana başın kapalı şucu bucu demeyen adam 15 Temmuz'dan 5 gün sonra 10 gün sonra işte bu okullar açılıyor. Hocam sizin başınız kapalı. Sizinle ilgili bir soruşturma olur mu olur şuculuk buculuk eğer varsa söyleyin de biz suçlanmayalım. Buyur. Bülent Arınç Bey. Nasıl bir günah işlediğiniz ortada Bülent Arınç Bey. Şayet cennet cehennem muhabbeti olacaksa öbür tarafta sorgu sual olacaksa ya biz inanıyoruz da hani gerçekten neyse. Efendim Rusya Ukrayna savaşına Fethullah Gülen de bulaştı. Evet doğru duydunuz. Efendim Rus askerleri Ukrayna askerleriyle dövüşüyorlar. Ta 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 tabii. Bir ara Rus askerleri gitmişler Ukrayna askerlerinin mevzisine. Onları orada kıskıvrak yakalamışlar. Kıskıvrak yakalamışlar. Ellerindeki mermileri, silahları, milahları almışlar. Çantalarını açmışlar. Aman ya Rabbi. Çantadan ne çıksın? Fethullah Gülen'in kitapları. Kırık testiyle kalp ibresi. Bak sen şu Ukraynalı askerlere göreyiz. Ola cephede savaşırken Fethullah Gülen'in kitaplarını okuyorlar. Bir de kitaplar Türkçe. Lan oğlum. Ukraynalı asker ne anlar Türkçe'de? He? Bak haberin başlığında da Türkiye savaş bölgesinde. Tamam mı? Yani bizim basın gitmiş oraya. Güzel bir tezgah. Çok güzel bir tezgah kurmuşlar. Bu yakalama makalama hikaye. Çıkart abi bir çanta. Bir çanta var.
3-5 tane mermi koy ortaya. Kim nereden anlayacak mermiler kimin mermileri? Merminin üstünde ben Rus mermisiyim abi, ben Ukrayna mermisiyim abi mi yazıyor? Abi şu kitapları da şuraya koyabilir miyiz? Şimdi Rus askerine şu kitapları şuraya koyalım dese Rus askeri ne diyecek ya? Bakacak kitabı, koy baba koy tamam. Bir çekerim abi tak, hemen aldık. Kendi basınına o kitaplarla mı fotoğraf verecekler? Ya da buradan subliminal mesaj mı vermeye çalışıyorlar birilerine? Gülen'in askerleri işte Rusya'ya karşı Ukrayna'yı destekliyor. Ukrayna cephesinde mi savaşıyor demeye çalışıyorlar. Bazı dernek ve vakıfların böyle askerleri var. İsimlerini veremiyoruz tabii. Bunların askerleri oralarda buralarda bazı yerlerde savaşıyorlar. Hani ona binaen kendi yaptıklarını da ona mı yıkmaya çalışıyor acaba? Olabilir. Düşündürüyor. MHP lideri Devlet Bahçeli kan kaybına dur demek istiyor. Evet arkadaşlar, daha önce AKP'nin zamlarını, AKP'nin politikasını bir nevi Erdoğan'ı eleştirdi diye partiden uzaklaştırılan Kayseri milletvekili Baki Ersoy'u Bahçeli aramış. Baki! Küçük ku! Buna benzer bu ses tonuyla yuvaya dön demiş. Baki de tamam başkan demiş, koşa koşa gelmiş yuvasına geri dönmüş. Ne oldu lan? Niye döndün Baki? Niye yaptın bunu? Ne gerek vardı? O kadar da seni savunmuştuk. Dur lan. Kırtlegim ağrıdı bir fırt çay için. O kadar da seni savunmuştuk. Oldu mu Baki şimdi? Yakıştı mı sana? Şimdi bunu nasıl yorumlamamız lazım? Maalesef AKP ve MHP içerisinde mafya kavgası var arkadaşlar. Malum mafya kavgasında artık MHP'ye yakın olan mafya isimler bir bir gözaltına alınıyor. Erdoğan'ın Devlet Bahçeli'nin etrafındaki mafyaları temizlemesi bir nevi Devlet Bahçeli'yi destekleyen mafyaları temizlemesi Devlet Bahçeli'nin de illaki dikkatini çekiyor. Bir nevi Devlet Bahçeli'nin konulduğu kanadını kırmaya çalışıyor diyebiliriz. Burada da Devlet Bahçeli, sen bana böyle bir şey yaparsan ben de seni eleştiren, senin politikalarını eleştiren kim varsa, partiden kimi uzaklaştırdıysak hepsini geri çağırırım diyerek bir hamlede mi bulundu? Bu o hamlelerden birisi miydi? Yani acaba Baki Ersoy gerçekten Devlet Bahçeli tarafından değil de AKP'li bazı isimler tarafından partiden gönderildi de MHP'den gönderin denildi. Bahçeli de gönderdi. Şimdi de sırf MHP'li mafyalara operasyon yapılıyor diye Bahçeli inat olsun diye mi geri çağırdı? Bir bakış at. Efendim CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun tiyatro dediği 15 Temmuz'u anmak için AKP'liler Saraçhane'de toplanıyor. 15 Temmuz bahane, 2023 seçimlerini konuşmak şahane. Konu 15 Temmuz, 250 tane şehidim var diyorsun. Dönüp dolaştırıp işi İstanbul'da sel felaketi oldu. Sorumlular neredeydi? Konu 15 Temmuz. Darbe. Ya darbe kimin umurunda ya? Darbe kimin umurunda? Oradan tabii topu getiriyor Kemal Kılıçdaroğlu'na. 15 Temmuz'a Kemal Kılıçdaroğlu Bay Kemal tiyatro diyor. 250 tane şehidin olduğu tiyatro mu olur diyor. O insanları sokağa kim çıkardı? Kim çıkardı? Bay Kemal mi çıkardı? Çıkın sokağa kim dedi? Bir nevi ölmelerine kim sebep oldu? Sen olaya bu açıdan bakarsan aaa dersin. Dememen lazım. Sakin ol. Tamam mı? Efendim diğer taraftan tabii Süleyman Soylu da orada, İçişleri Bakanı. 15 Temmuz'un hesabını sormayan haindir. Namerttir. Hain oğlu haindir. Mecliste soru önergesi veriliyor. AKP ve MHP'nin oylarıyla reddediliyor. 15 Temmuz araştırılsın. AKP ve MHP hayır diyor. Burada hain kim oluyor? Hain oğlu hain kim oluyor? Size bırakıyorum. Yorumlara düşüncelerinizi yazın arkadaşlar. Tabii size bırakıyorum. Ya milleti gazla. Ver gazı, ver gazı, ver gazı, ver gazı. Tamam mı? Millet de alkışlayıp dursun. 15 Temmuz için toplanmadıkları belli. 15 Temmuz falan geç bunu. 2023 seçimlerine giderken 15 Temmuz üzerinden gövde gösterisi.
Bu buradan başka bir şey anlayamazsın. Çünkü 15 Temmuz dediğin zaman birleştirici olur. Toplumun sağcısını, solcusunu, liberalini, demokratını, demokrat olmayanını hepsini birleştiren bir şey olur. Ama sen hala 15 Temmuz'da Saraçhane'de şuculuk buculuk yapıyorsun. Ondan sonra da diyorsun ki vay efendim 15 Temmuz bu halk hep beraber darbeyi engelledi. Efendim sabah yazarı Mahmut Öz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne Canan Kaftancıoğlu yüzünden kayyum atanabilir. Atanırsa şaşırmam demiş. Haberin içerisini okudum. Efendim Canan Kaftancıoğlu'na Yargıtay 4 yıl 11 ay 4 yıl 11 ay 3 gün hapis cezası vermiş. Tabii parti üyeliğini de düşürmüş. Ama Canan Kaftancıoğlu il başkanlığına devam ediyor çakarlı arabayla görevinin başında. Bu da yarın öbürsü gün İstanbul'a kayyum atanmasına sebep olabilirmiş. Sebep olmasa bile bir nevi kayyum atansın diye birilerine alttan subliminal mesaj vermek. Bakın buradan bir açıklarını bulduk. Buradan sallayın, buradan gidin. Çakarlı arabayla geziyor. Bu çakarlı araba peki İBB'nin arabası mı acaba? Belki kadının kendi arabasıdır. Nereden biliyorsunuz? Neyse buradan CHP'nin içerisine geliyor. CHP'de herkes İstanbul İl Başkanlığı'na kendi ismini getirmeye çalışıyor. Kendi adayı gelsin diye uğraşıyor. Bazı belediye başkanlarının İstanbul İl Başkanlığı'nda gözü var. Bazı milletvekillerinin parti içerisinde tekrardan eski gücüne kavuşmak isteyenlerin İstanbul'da İl Başkanlığı'nda gözü var. Evet. Buradan da CHP'nin içerisine büyük bir fitne tohumu ekmiş oluyor. Bir de isimler de vermiş. Gürsel Tekin'in ismini vermiş. Beyhan Şimşek mi demiş? Onun ismini vermiş. Bayağı bir isim var. Battal İlgezdi. Bunların hepsini bir çorba yapmış güzelce kazanın içerisinde. Bunlar birbirini yesinler. Akşam ararlar. Kardeş hayırdır ya? Kardeş hayırdır? Ola dövüş var. He. Güzel taktik. Güzel taktik de bakalım göreceğiz. Kim olacak? Düşünün. Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya sarı cızmalı şovmen. Evet arkadaşlar. İmamoğlu diyor ki ben çizme giyip şov yapmam. Çizmeleri şov amaçlı giymem. Ben vatandaşım. O afetle karşılaşmadan önce cızmalarımı giyerim, alana inerim. Oradaki kötü gidişatı durdururum. Olası bir afeti önlerim. Burada giyerim. Ben afet olduktan sonra çizmeleri giyip alana inip şov yapmam, fotoğraf vermem. Biz ne söylediysek aynısını tekrarlamış. O zaman da bu olaya böyle değinmiştim ben. Tabii efendim burada benim ne suçum var diyor. Yani Esenler'de orada Pınar Mahallesi'ndeki bu olay ben ailemle tatile gittim diye olmadı. Sonuçta buradaki suçlu kim? Oradaki dere yatağını daraltanlar. Eski İBB'ye suçu atıyor. O da haklı. Bizim altyapı çalışması yaptığımız yerlerde diyor problem var mı diyor. Yok diyor. Diyor. Bizim ne suçumuz var diyor. Burada senin suçun var, suçun yok muhabbeti değil. Buradaki problem senin sürekli afetleri denk getirmen. İmamoğlu. Burada problem bu yani. Abi kar yağıyor, sen balıkçıdasın. Oradan çıkıyorsun. İstanbul'a yağmur yağmıştı ilk geldiğinde. Sen gene tatildeydin. Şimdi bu oldu, gene tatildesin. Yani istesen denk getiremezsin. Bir ikincisi burada bu İstanbul valisinin açıklama yaptığı sırada AKP'li İstanbul Büyükşehir İstanbul'un işte başkanı mıydı neydi bu ya Saadet Partisi'nden giren. Onun orada olması ama CHP'lilerin olmaması. Burada büyük bir problem var yani. CHP'den de birileri orada olmalı. Niye yok? Neden yok? Bu konuda gerçekten pasifsiniz. Bunları düzeltmeniz lazım. Her alanda olmanız lazım. Nasıl seçimden önce camiye gidip Kur'an okuyordun ya. Birebir Erdoğan'ın yaptığını yapıyordun. O oradan vuruyorsa sen de oradan vuracaksın. Halk ne istiyorsa oradan vuracaksın. Şimdi de aynısını yapman lazım.
Sen olmayabilirsin, olabilir. Tamam. Ama senin yardımcıların, CHP'li, İBB'den artık sorumlu kimse, onların olması lazım. Orada kendinizi gösterin. Yani düşündürücü. Efendim, Merkez Bankası'ndan iş dünyasına bir miktar dolarınızı lütfen satınız uyarısı. Evet arkadaşlar, bunu kim söylüyor? Dünya Gazetesi Yönetim Kurulu üyesi Hakan Güldağ. Televizyon programında durumun ne kadar kötü olduğunu anlatıyor. Efendim, iş dünyasına, iş adamlarına Merkez Bankası'ndan telefon geliyor. Çoğu iş adamı duruma inanmamış. Birbirlerine sormuşlar. Demişler, kardeş beni Merkez Bankası diye bir yerden aradılar. Sonra olayın gerçek olduğunu anlıyorlar. Korkudan mecbur satmak zorunda kalıyorlar. Sonra sattıktan sonra da Merkez Bankası'ndan artık BDDK'dan nereden birileri arıyorsa teşekkür ederiz efendim dolarınızı sattığınız için diye bir teşekkür telefonu alıyorlar. Evet. Çok güzel. İş dünyasını böylece korkutuyoruz. Korkutarak ne yapıyoruz? Ellerinde dolar tutmamalarını sağlıyoruz. Tabii. Ne oluyor? Böylelikle dolar yukarı doğru çıkmamış oluyor. Yani yapmış olduğumuz hamlelerle dolar gene yukarı çıkıyor. Yapmış olduğumuz hamlelerin artık gücü kuvveti kalmamış. Hatta öyle şeyler diyor ki, ya diyor dolar alıyorsun diyor. Adam diyor X bir market zinciriyle anlaşmış diyor. Ona diyor sandalye, masa satacak diyor. Market zinciri diyor ki bana bunu getir diyor. Bu yurt dışından gelecek diyor bir ürün. Sonuçta diyor bu masa sandalye geldi ya, karşılığında para vermen lazım, dolar, euro. Sen gidip dolar, euro alıyorsun. BDDK arıyor. Hayırdır kardeş? Dolar almışsın şu kadar. Niye aldın? Sen de anlatıyorsun. Diyorsun ki abicim işte böyleyken böyle masa aldım, sandalye aldım da yurt dışına ödemem lazım. Onlar ha, bize bir yanlışın olmasın baba. bu iş oraya doğru gidiyor yani. Yavrum ey. Efendim, Ankara Keçiören Devlet Hastanesi'nde yaşanan bir olay. Hasta el cerrahı arıyor. Hastanede el cerrahı yokmuş. Ya da o saatlerde yok. Bilmiyoruz. Tabi hastaneyi 56'ya vermiş. El cerrahı da el cerrahı. Güvenlik gelmiş. Oradan doktorlardan, asistanlardan birisi de gelmiş adama diyor ki ya kardeşim Türkiye'de 90 tane el cerrahı var. Sen böyle davranırsan onlar da gider sonra yandım Allah dersin diyor. Tamam mı? Bunun üzerine o hasta bunu söyleyen asistana saldırıyor. Arasından münakaşa yaşanıyor tabii. Kavga, gürültü. Başka bir videoda da bir hemşire kızımız diyaliz makinesinden bağlı bir hastayla tartışıyor. Maalesef diyaliz makinesi arıza yapmış. İkinci kez aynı arızayı yapınca adam da hemşireye tepki gösteriyor, vuruyor. Tabii ki vuramaz, böyle bir şey yok. Buna hakkı yok. Adamın ses tonundan falan, konuşmasından ikinci kez bu arızayı yaptı diyor. Nefes almakta da zorlanıyor adam. Ya maalesef biz artık bu görüntülere alıştık, alıştırıldık. Bu kimin eseri? Kimin eseri olacak? Kimin eseri olacak? Sağlıkla 20 sene boyunca övünen, sağlıkta devrim yaptık diyen, telefonla arayıp öyle gidiyorsun. Yaptığı devrim de bu. Ama korkmanıza gerek yok arkadaşlar. Şimdi yabancı uyruklu doktorlara izin verilmiş. Bazı doktor arkadaşlarla konuştuk. Onlar dediler ki artık yabancı doktorlara da izin veriliyor. Denklik muhabbeti falan. Yakında bütün hastanelerde artık yabancı doktor görürseniz şaşırmayın. Yani onlar gelirlerse Türkiye'de doktor sıkıntısı kalmaz. Hem onlar daha ucuza çalışırlar arkadaşlar. Şimdi bu doktorların bir tanesi nereden baksan 15-20 bin lira maaş alıyordu. He. Suriye'den, Afganistan'dan tabii denklik verdik mi ne olur acı. Yani işçisini 1500-2000 liraya, 3000-4000 liraya çalıştırıyorsak acı. Doktorunu da 5-6'ya çalıştırırız tamam mı? He. Sürümden kazanırız. Bu doktorlara sigorta da yapmayız acı devlet olarak. Ne olur abi ucuz doktor. Her hastaneye 15-20 tane sal abi, sal abi doktoru. Allah kebap değil mi? Artık ameliyatlarda sizi düşünün.
Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonundayız. Dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir kusurumuz olduysa affola, hakkınızı helal edin, başınızı şişirdik. Efendim, dün paylaşmış olduğumuz videomuzu buradan izleyebilir. Videolarımızı beğenip kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Kendinize mökken bakın, sıfatınızdan gülücük eksik olmasın. Allah'a emanet, inşallah yarın görüşürüz.